Değerli izleyiciler, sizler için sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya ve tanıştırmaya devam ediyoruz. Bizler Antalya'nın Serik ilçesindeyiz. Isıtma sistemleri alanında faaliyet gösteren Mehmet Bey'in yanındayız. Bakalım Mehmet Bey bizlere kendi sektörüyle ilgili ne gibi önemli bilgiler aktaracaklar. Lakin öncelikle bir Mehmet Bey'i tanıyalım isterim. Öncelikle nasılsınız? Sağ olun siz. Bizler de çok iyiyiz Mehmet Bey. Sizleri kısaca bir tanıyabilir miyiz? 29 yaşındayım. Aşağı yukarı 4 yıldır sektörün içindeyim. Evliyim. Bir tane kızım var. Onun dışında Dumlu Pınar Üniversitesi mezunuyum. Babadan gelen bir sektör tecrübem var. Yıllardır da içindeyiz. Abimle beraber bu 5. yılı geçti galiba ilerlediğimiz gün. Şu an onunla ilerliyoruz sadece sektör. Öncelikle neden bu sektörü tercih ettiniz? Hem onu sorayım hem de ısıtma sistemleriyle ilgili burada faaliyet ve hizmetlerimiz neler? Onlardan biraz bahsedelim isterim. Şimdi şöyle, babanın geçmişten gelen bir enerji sektörüyle alakalı zaten bilgisi vardı. Bizim de vardı. Bir de Serik'te ve Antalya bölgesinde doğalgaz henüz yeni gelen bir sistem. Daha yavaş yavaş oturan bir sistem. Yani %10, %15'in içerisinde daha. Biz de aslında bir günde karar verdik. Çünkü bizim işleyen bir enerji sektörü vardı. İpre Gaz Bayiliği vardı bizde. Bir günde kapattık ve dedik artık bu işi yapmıyoruz. Daha çok doğalgaz sistemlerine dönelim. Enerji ısıtma ve soğutma sistemlerine dönelim dedik. O saatten itibaren de bu sektörün içindeyiz yani. Peki Mehmet Bey, burada yapmış olduğumuz faaliyetler tam olarak ne? Yani ürün gruplarımızı biraz aslında tanıtmanızı isterim. Ya biz burada anahtar teslim, müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu nedir? Keşif kısmından tutun, projelendirmesine, kullanımına, servis ağına, desteğine, daha sonraki SSH'ına yani satış sonrası hizmetine kadar bütün her şeyi veriyoruz ve bu imkanı sağlıyoruz. Ha, bunu yaparken de aşağı yukarı bir 17 kişilik ekibimiz var. Ekipsiz olmuyor zaten hiçbir şey. Hani bu ekip bunları devamlı olarak kontrol ediyor, devamlı olarak ilerliyorlar. Şimdi ısıtmadan kastımız sadece kombi, doğalgaz mı yoksa başka da var mı ürün gruplarımız arasında hizmet? Var. Klima grubu var, VRF grubu var. Yani doğalgazın dışında elektrikli gruplar da var. Doğalgazlı ısıtıcı grupları da var. Ama ya tabii ürün yelpazesi geniş. Ama genel ağırlığımızı biz doğalgaza veriyoruz. Çünkü biz beyaz eşya grubunda da varız. Çünkü klima ve VRF grubunu genelde o kısma bırakıyoruz. Hani biz ilgilenmiyoruz işin özü. O yüzden genel ağırlığımız bizim evler ve iş yerleri. Şimdi biraz da aslında ürünümüzün garanti kapsamından ve kalitesine değinelim isterim. Çünkü önemli noktalar bunlar malum. Bir hizmet veriyoruz, bir hizmet sunuyoruz. Lakin hem güvenirlik açısından hem de aslında daha çok izleyicilerimiz sizinle işbirliği yaparken biraz daha bilgi edinmiş olsun diye. Önce kalitemize biraz değinelim. Daha sonrasında garanti kapsamlarımıza bir de değinelim. Yani ortalama kaç seneden beri, kaç senelik bir garanti kapsamımız var? Garanti dışında ya da garanti içerisinde ne gibi olanaklarımız oluyor? Biraz bu süreçlerden bahsedelim. Ya şimdi garanti olayı şöyle bir olay. Ben ürünün kutusunda yazan garantiyi çok önemsemiyorum. Şimdi bu iyidir kötüdür bir eleştiri benim için. Sebebi şu, ben firmanın garanti vermesini doğru buluyorum. Yani işletmenin, bizim kendi adımıza konuşayım, her ne olursa olsun kendisine ait 2 yıllık bir garanti süreci var. Yani bundaki maksat şu, ürün geldiği zaman servisel kısım sadece anlık hizmette çözülür. Ama ürün çalışmaya başladıktan sonra uzun yıllar çalışacağı için servisi görme şansınız pek yok, bakım dışında. Ama herhangi ufak bir problemde ulaşabileceği tek numara biziz. O yüzden bizim o tarz bir garanti kapsamımız var. Yani şirketsel olarak biz bütün ürünlerin kendi garantisi dışında 2 yıl kendi verdiğimiz bir garanti var. 2 yıl boyunca her müşterimize söylüyoruz, bize 1 lira ödemeden bizi tepe tepe kullanın ama 1 yıl sonra bizi kullanamazsınız. 2 yıl sonra evet, belli ücretler dahilinde servis ücreti esnasında geliriz ve ücret esnasında bunu yaparız. Mehmet Bey,
Son olarak sosyal medya hesaplarımız veya web sitemiz var mı? Oradan da sizleri takip edebilsinler sosyal medya kullanan izleyicilerimizden. Mevki olarak da neredeyiz? Lokasyonu belirtirsek çok daha kolay bulabilsinler sizleri. Tabii. Asdoğalgaz yazdığınız her noktada biz varız. Sıkıntı yok. Google'da, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da her yerde varız. Bunda bir problem yok. Bölge olarak Antalya'nın Serik ilçesindeyiz. Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alıyoruz. Fakat işlevsel olarak Antalya'nın merkezinde Isparta, Burdur, Manavgat, Alanya, Kemer, Gazipaşa'ya kadar tutun birçok yerde hizmetimiz var. Bir sıkıntımız yok. Bu hizmet şubeleşme, yani şubeleriniz mi var? Yoksa hani oradaki ekipleriniz ve anlaşmalı olduğunuz firmalar mı var? Yok, direkt şöyle. Şimdi sektör olarak bizim ısıtma ve soğutma dışında mobilya ve beyaz eşya grubumuz da var. Yani toptan ağımız da var. Yani doğalgazda yine Antalya merkezde varız, Korkuteli'de varız. Ekipsel olarak da aynı hizmeti, yani burada sunduğumuz bütün hizmeti orada sunabiliyoruz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadan. Bunda da bir sıkıntımız yok. Şimdi insanlar şuna çok takılıyor. İşte ben Antalya'dayım, Selik'teki adam gelir mi? Biz geliyoruz. Rahat bir şekilde de gidiyoruz. Hani o yüzden herkesin gönlü rahat olsun bu konuda. Mehmet Bey, aslında kabaca ben bir idrak ettim bunu. Farkındayım ama yine sormak durumundayım. Niçin sizleri tercih etsinler? Sizden neden hizmet alsınlar? Bizim farkımız budur diyebiliyor muyuz? Aslında şu an sohbetimizi kabaca bir düşündüğüm zaman olanaklarınızı ve fırsatlarınızı baz alarak söylüyorum ki aslında tercih edilmelisiniz bence de. Lakin yine de izleyicilerimiz de bilsinler isterim tabii ki. Ya farkımız şöyle, tek bir kelimeyle ben bunu söyleyeceğim. Biz sorun çözüyoruz. Sorun çıkartmıyoruz. Yani kastım şu, bizim tarz sektörlerde insanların ayağına dolanan işleri yapmak sıkıntılıdır. Ama insanların sorununu çözmek her zaman önceliktir. Yani sorunu çözen işi de kapar, ekmeği de kapar, emeği de kapar. Bu kadar basit. Çok teşekkür ederim bu arada. Hem sohbetiniz için hem programımıza konuk olduğunuz için bir neşe kattınız. Sektörünüzde de diliyorum ki çok daha büyük başarılar elde edersiniz. Yolunuz açık olsun şimdiden. Son olarak şu anda bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimize röportajımı sonlandırmadan önce neler söylemek istersiniz? Valla sektörümle alakalı bir şey söyleyeyim. Ben bunu her müşterime söylüyorum. Bir kişiye bağımlı kalmayın, herkesten teklif alın. Ben de olsam. Çok teşekkürler. Mehmet Bey'le güzel, verimli bir röportaj gerçekleştirdik değerli izleyicilerimiz. Lakin üzülerek sohbetimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Sektöründe önce isimlerden olan Mehmet Bey, bizim kapımız herkese açık. Doğru bir hizmet, doğru kalitede doğru bir hizmet almak istiyorsanız bir telefon kadar yakınınızdayız dedi. Mevki olarak da sosyal medya hesaplarımızda bunlar dedi. Ulaşmak isterseniz tabii ki de çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sadece markasını Google üzerinden bile aratmak atmanız yeterli. Bir telefon kadar sizin yakınınızda olacaktır değerli izleyicilerimiz. Peki bitti mi? Bitmedi. Sizler için Türkiye'yi karış karış gezmeye ve sektörün öncü isimlerini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Takipte kalın efendim.